Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Sur Kültür Yolu Festivali bünyesi içinde Diyarbakır'dayım. Malum burası bereketli ilalin en önemli başkenti. O başkent ki düşünebiliyor musunuz? Karacadağ'ın o bereketli tüflerinin oluşturduğu bazalt duvarlar, olağanüstü bir sur, dünyada eşi benzeri olmayan bir sur. O sur içinde kalmış muhteşem lezzetler. Şimdi sabahleyin başlayan ve gecenin geç saatlerine kadar giden bir lezzet yolculuğuna çıkıyoruz. Öncelikle ilk durağımız kahvaltı sofrası. Diyarbakır'da sonbahar, yazın tüm renklerini sofralara taşır. Bu renk cümbüşü hem gözlere hem de midelere hitap eder. Lezzet ustaları yazın bereketini kışa saklamak için çalışır. Coşkun Aral, Diyarbakır'ın lezzet duraklarına teker teker uğruyor ve çocukluk hafızasına işlemiş tüm lezzetleri tadıyor. Şu anda Diyarbakır Sur içinde Zerzevan Konağı'ndayım. Muhteşem bir doku, olağanüstü bir mimari. Eskiden kalma bir konak. Açıkçası bunlar restore edildi ve kazandırıldı yeni dönemde. Birazdan burada Diyarbakır'ın en mükemmel kahvaltısını yapacağım. Filiz Parlak, Diyarbakır yemek kültürünü Türkiye'ye ve dünyaya tanıtmak için çalışan bir eğitimci. Diyarbakır'ın zengin tarihi ve kültürel birikiminin yansıması olan lezzetleri bizzat hazırlıyor. Coşkun Aral'ı çocukluğuna taşıyacak bu lezzetler, sohbeti de tatlandıracak. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın Diyarbakır'da Sur Kültür Yolu etkinliklerinde lezzet rotamızın ilk durağı müthiş bir kahvaltı mekanı Zerzevan'dayım. Zerzevan buranın en önemli eski konaklarından biri. Evet, eski evlerim. Şu anda muhteşem bir yer, bir lezzet buluşma mekanı ama benim için önemli diğerlerinden birincisi doku olarak tabii ki. İkincisi Diyarbakır'ın az bilinen, çünkü biz Van kahvaltısı diye tanıtıyoruz ama Van kahvaltısından çok daha zengin olan mutfağın içinde yer alan lezzetler ama bir de başka bir özelliği var. Kadınların yönettiği. Evet, bu bölümü yaparken en önemli anlatıcı Filiz Hanım. Filiz Parlak bu konularda önemli çünkü kendisi bir gastronomi uzmanı, araştırmacı, yazar, kitapları var ama lezzete dokunarak dediğimiz zaman araştıran bir insan. Filiz Hanım hakikaten ben çok mutluyum şu anda çünkü Diyarbakır benim yani Siirtli olduğum için Siirt'ten sonraki ilk durağımızdı o zamanlar çok Batman güzel. Yoktu. Ve hakikaten o kaldığımız süre içinde bu Diyarbakır'ın muhteşem lezzetleriyle tanışma fırsatımız vardı. Diyeceksin ki Coşkun Bey her yerde kahvaltı kahvaltıdır ama Diyarbakır'ın evet. Özgün. Çünkü biz şu anda Van kahvaltısı diyoruz. Tabii ki zengin güzel, evet, ama kaynağını çok iyi biliyorum. Şu anda mesela önümde muhteşem yemekler var kahvaltı sofrasında. Soğan var. Evet, soğan kavurması. Özellikle kış aylarında çok tercih edilen bir kahvaltı çeşidi. Çok eskiye hemen yanında dayanan. İnanılmaz güzel benim tadı damağımda evet, kalan. Diyarbakır çöreği. Çöreği. Bu çöreğin bir özelliği var mı? Evet, bu çöreğin özelliği Diyarbakır çöreğinde muhallep, rezene, mayana diyoruz biz. Çörek otu, susam, şeker, tuzla yapılır. Tuzlu olur. Şekerli yapanlar da var ama genellikle tuzlu yapılır. Mayalandırdıktan sonra biraz daha yoğurulup tekrar mayası kırılır. Böylece çok dayanıklı olur. Diyarbakır sonra fırına götürülür. Tabii güzel şekillendirir. Çöreğin en büyük özelliği nakış dediğimiz süslemesidir. Hatta evet, derler çörek görüyoruz. Yüzünden yenir diye bir laf da var bizde. Vallahi böyle, birazdan tadacağım evet, da ben evet. Şimdi. Örneğin şu soğana hasret kalmıştım. Soğan kavurması buranın özgün yemeklerinden evet, biri. Özellikle sade yağ veya kuyruk yağıyla yapılıyor lezzet katması güzel için. Şey. Afiyet olsun. Artı hemen geldim. Evet. Önümde kavurmalar var. Evet. Şu ne? O yumurtalı kavurma. Özelliği ne? Özelliği genellikle kavurma bölüne küçük küçük parçalar ayırıp yumurta kırılıyor. Biraz daha besin değeri artılıyor ve lezzetli hale geliyor. Kavurma. Burada bir de başka kavurma var. Evet, orada da pekmezli kavurma. Yine çok eskilere dayanan kavurma bir şekilde tatlandırılıyor. Bizde bir de kaygana dediğimiz yumurtalı pekmez var.
omlet şeklinde yapılan yumurtaya pekmez dökülüyor. Bayağı pekmezli. Burada da bir, pekmezli. Bu benim yine bildiğim ama size burada özellikle evet, tanımak istediğim çok, bir Türk tavuğu. Neredeyse et karamelize olmuş bir şekilde tatlı bir lezzet veriyor. Güzel yani hani tuzluyla tatlı yan yana olur mu diye düşünüyoruz ama ürünler değerlendirilsin, yeni tatlar bulunsun diye büyüklerimiz bunları yapmışlar. Ya şimdi çok da güzel. Pekmez bazı yemeklerde eti karamelize etmenin güzel bir evet, yolu da pekmeze sokmak ama bu pekmezli kavurma başka yerde yeme imkanınız yok. Kesinlikle. Diyarbakır'da da yani şu anda Cerzevan dışında yaptıklarını sanmıyorum. Evet. Sadece bunu yemek için gelebilirsiniz. Evet. Ben biraz daha tadına bakmak istiyorum. Çünkü dedim ya başka yerlerde yeme imkanım olmadığı için fırsattan istifade. Dedi bu çörekle. Çok yakışıyor evet. Biz bu çöreğimiz bayram çöreği. Özellikle Kurban Bayramı ve Ramazan bayramlarında mutlaka akşamdan başlanır. Sabah sabaha yakın fırına gönderilip sabah kahvaltı yapılmaz Diyarbakır'da bayram yemeklerinde. Genellikle yemek yenilir. Bunlar ne? Runahis dediğimiz tereyağıyla pekmezin birleşimi. Hmm. Şimdi biliyorsunuz büyük küpler yağ emmemesi için sıvanır işleri. O sıvamada da pekmezle yağ karışımı kullanılır. Zamanla o alttaki yağlar toplanınca böyle lezzetli bir tat ortaya çıkıyor. Doğal bildiğimiz. Ben bunu partizan zannettim görüntü olarak ama inanılmaz bir şey ve yine bilindik bir tat benim için. Evet. Tam olarak ismi neydi bunun? Runahis. Run şey yağ demek. His yağ böyle. O öyle deniliyor. Sade yağ. Runahis beraber kullanılıyor. Pekmezle beraber. Şimdi tabii kaynatılıyor birlikte. Hani eski o tüp şeyi yok. Diyarbakır'ın peynirlerine gelince evet, birbirinden farklı peynirlerimiz var. Benim bildiğim bu örgü peyniri. Örgü peynir. Örgü peyniri pişirilir mi hiç? Yani ızgarası yapılır mı? Yapılır. Yani dilimlediğiniz zaman yapılıyor. Biraz da servislerde tellendirince de çok güzel oluyor. Salamura peynirimiz var. Onlar baş peynir iri iri kesilip salamura yapılıyor. Onun dışında bir de Kirkor adı verilen peynir otu dilimliyor Diyarbakır'da. Lavaşlar yapılıyor. Hmm. Burada o peynirimiz var. O da çok güzel bir lezzet. Bu arada... Bu çok güzel bir ot. Genellikle... Şunu ben sizden geri alayım lütfen. Alayım. İsraf olmasın. Tamam. Bu arada Zerzaman'a geldiğiniz zaman sakın ve sakın ne olur böyle serpme kahvaltılarda olur ya niye bu kadar az demeyin. İsraf karşıtı bir olgunluk var burada. Evet. Hocam bu şurada... Kuru patlıcan, kuru biber kavurması var yine. Bu da yine kış ürünü. Burada alışverişte kuru patlıcanı ben gördüm. Bizde de olur ama özellikle sap bölümü çok güzel evet, olur. Evet, evet. Onun meftunesi yapılıyor, hırçılık meftunesi. Mercimek çorbasına konuluyor. Biz evet, de metfune deriz. Siz meftune dersiniz. Meftune diyoruz, evet. Biz meftune anlamları diyoruz. Farklı ama. Anlamları farklı ama mesela bazı yerlerde de şey deniyor. Tırşa Diyarbakır yani Meftune Diyarbakır'a ait bir şey olduğu için bu bölgede bile birçok yerde Tırşa Diyarbakır diyorlar. Yani Diyarbakır'ın ekşisi ya da yemeği anlamında. Biliyorsunuz bu bölgede çok kullanılıyor. Biz kış kabağı diyoruz. Bizdeki bal şu kabakları. Bu, evet o kış kabağından yapılmış. Sertliğine baktım kireçle. Kireçle yapılıyor. Kirecin ölçeği nasıl? Nasıl yapılıyor bu? Kireç belli bir miktarda. Diyelim ki bir çay bardağı kireci. 4-5 bardak su ülke ağızda yıkanıyor. Ondan sonra su ilave ediliyor. Üzerine kaymak oluşuyor. Kireç kaymağı adı veriliyor bu kaymağa. Daha sonra iyice dibe çöktükten sonra su süzülüyor. Bu? Tereyağı. Tereyağımız, bir evet, saf tereyağı yine. Biz kele yağı diyoruz. Böyle topak baş olduğu için kele yağı deniliyor. Genellikle koyun tereyağı tercih ediliyor. Beyaz olduğu için. Çok hafif. Evet. Diğer reçel ne? Şey, burada da yine aynı kabak kurutulup pekmezle yapılıyor. Bunun içinde hiçbir katkı maddesi yok. Sadece pekmezle kabak beraber birlikte kaynatılarak reçelerle yapılıyor. Arkadaşlar ilginçtir. Reçel dediğimiz zaman biz şeker kullanıyoruz ama şekerin Anadolu'ya, Cumhuriyetimize gelmesi biraz 30'lu yıllar. Evet. Ondan önce bal ve pekmez var. Ve şu anda başka hiçbir yerde görmediğim pekmezle yapılan bir
Evet. Reçel türünden bahsediyoruz. Armutla da aynısı yapılıyor. Armutla da onu, evet, da yemek isteriz bir gün inşallah. İnşallah, kısmet olursa. Ben bunu yiyorum. Afiyetle. Böyle bir lezzet. Hele çörekli bir ara geldiğinde. Evet. Burada murtuğa dediğimiz yine bir Anadolu'da kış katık diyelim, kış yiyeceği. Un ve tereyağında kavruluyor. Yine un ve tereyağı. Un tereyağı, susamla yani süsleniyor. Un ve tereyağı bir bu var. Hayır, o tereyağı ve pekmez kaynatılıyor. Evet. Biraz helvamsı gibi oluyor. Evet. Şeker yok, tuzlu. Peynirle yeniliyor. Balla da çok yakışıyor. Yani tercihlerde genellikle balla tüketiliyor. Şöyle. İşte ben bana bu tat yabancı gelmedi. Mutlaka, evet, Siirt'te bunun başka bir ismi var. Vardır, evet. Birçok yerde var. Hmm. Tamamen bir kış yemeği, enerji veren bir kış kahvaltılık ürün. Yani insanoğlu aklıyla çok şey hazırlığını önceden yapıp bütün lezzetlerden mahrum kalmamayı sağlıyor. Evet, evet. Özellikle kadınlar arta kalanları birleştirmişler, az olana ilave yapmışlar. Kiler kontrolüne girmişler, örneğin bahar sonuna doğru. Küçük malzemeleri hepsi değerli. Evet, o bir mesela kendiliğinden oluşan yine bir yemek. Yine yabancısı olmadığım bir lezzet. Evet. Ama unutmuştum. Yağın dibindeki kokuyu aldınız aldım. Değil mi? Evet. Bizde kahvaltıda yoğurt tüketilir. Süzme mi, normal mi? İkisi de kullanılıyor. Süzme olduğu zaman üzerine şerbeti harir dediğimiz baharatlarla kaynatılmış yoğun bir şerbet dökülüyor. Şu menengiç ağacının sürgününden elde edilmişti. Menengiç yani bizim bıtım dediğimiz. Bıtım, çiğdem. Ege'de çiğdem denir. Onun sürgünden hazırlanmış. Fıstığın anası diyeceğiz. Evet. Bir evet, bunu aldım. Çalışması. Tam fıstık. Evet. Harika. Bir de turşusunu diyelim. Yaptım ama turşu kahvaltıda tüketilmiyor. Ben yine bir bakmak isterim. Tabii ki. Sizden elimi sürmeyeyim ama. Evet. Taneleri de var içinde ama. Hani çok güzel, harika. Çok yakışmış. Koku bayağı bir müthiş, güzel müthiş kokuyor. Diyarbakır'da yaz kış olan pide. Evet. Biz bunu tabii pide demiyoruz, ekmek diyoruz. Açık ekmek diyoruz. Açık ekmek. Evet. Bütün Güneydoğu'da böyle. Ekmek böyledir ve olağanüstü lezzetlidir. Fırınları özeldir. Şu anda biraz daha fazla ne diyeyim, çok kaliteli un kullanılır. İçinde kepek oranı düşük ama bence ekmeğe lezzeti veren yine içinde kepektir. Evet. Tabii. Çünkü o kabuğuyla beraber. Tam buğday. Biz köy unu diyoruz. Tam buğday ve köy unlarıyla yapılan. Fırınlar odun fırınıdır. Evet. Benim gibi şu anda bakın ekmeği aldım. Bütün bu lezzetleri son parti. Bizlere kilo aldıran tek şey ekmek. Evet. Yani şu anda Sur Kültür Yolu Festivali içindeki lezzet duraklarımdan, lezzet rotasındaki lezzet duraklarımdan ilkindeydim. Muhteşem bir Diyarbakır kahvaltısını yedim, tattım ama kahvaltısı bir yana, ara öğünler, ciğerin zamanı, paçanın zamanı, o Diyarbakır'ın meşhur kaburgası, bayram bütün yemekleri, hepsini, bayram yemekleri, düğün yemekleri, evet, yaz yemekleri. Bir de çok kültürlülüğün birbirine geçiş yapmış yemekleri, ortak lezzetleri var. Bütün bunları ileriki lezzet duraklarında gösteriyoruz. Tarihi Neolitik döneme kadar uzanan Diyarbakır, bereketli hilalin kalbinde yer alır. Surları, kalesi, çarşıları, hanları, medreseleri, köprüleri, bazalt konakları arasında süre giden yaşam, tüm bu zengin tarihinin izlerini taşır. Bu izler gündelik hayatta en yoğun şekilde Diyarbakır mutfağında karşımıza çıkar. Usta-çırak ilişkisi sayesinde kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet sırları bozulmadan geleceğe taşınır. Hayırlı işler.
Bu şimdi kuşbaşılı pide. Kuşbaşılı pidemiz. Aldım bunu. Evet. Vallahi öyle ince ki. Evet, bütün bu pidede olsun, lahmacunda olsun en önemli özellik ustaların elinden çıkan inceliği. Hamur ne kadar ince olursa, üzerine konan o etli bölüm ne kadar hoş baharatlı olursa o kadar lezzetli oluyor. Şu anda kağıt gibi ince pide yedim. Bunu bitiriyorum. Acı çok güzel. Diyarbakır'ın ilk lahmacun fırını. 100 yıla yakın bir geçmişimiz var. Usta çırak ilişkisi. 50 yıla yakın da işletmeciliğini biz yapıyoruz. Diğer lahmacunlardan bizi ayıran en büyük özelliklerden biri birebir malzemeyi, etle malzemeyi birebir. Soğanı biz doğrarız, ondan sonra yıkarız. İçindeki o bizim midemizi yakan bölümü gider. O gider. İşte aroma. Urfa'da onu koymazlar, mideyi yakar. Elinize sağlık diyorum. Sağ olun, var olun. Sağ olun, var olun. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Diyarbakır'ın sofraları kadar çarşıları da renklidir. Diyarbakır çarşıları, zengin mutfak kültürünü yansıtan ürünlerle bezelidir. Diyarbakır'da tarihin ilk çağlarından itibaren bakır işlenmiş. Günümüzde eski günlerini aratsa da, Bakırcılar Çarşısı'nda bu mesleği inatla sürdüren ustalar çalışmaya devam ediyor. Evet, burası Diyarbakır, Bakırcılar Çarşısı. Bakır var ama bakırın dışında alüminyum da, farklı metallerden de çok farklı şeyler var. Selamlar, o canım benim. Vallahi birazdan uğrayacaktım ciğerciye ama... Sen anlatırken bunu bir ye, daha çok acıtırsın. Allah'ım, özlemiştim. Yani Diyarbakır'a gelip de ciğer yememek olmaz. Ama tanıyanlar, eş dost var ya burada, onların sayesinde... Yani burada dolaşırken bile ciğer yeme şansına sahip bir adamım. Coşkun Aral, Diyarbakır'ın tescilli lezzetleri arasında yer alan ciğer kebabını ayaküstü yerken... Bakırcılar Çarşısı'nda dolaşmaya devam ediyor. Bakır tencereler, çelik şişler, demir tavalar, Diyarbakır mutfağının ayrılmaz parçaları. Sırada öğle yemeği var ve Diyarbakır mutfağında tadılacak lezzetler Coşkun Aral'ı bekliyor. Bu defa bir dost mutfağında. Lezzet odalarında en önemli yemeklerin buluştuğu mekandayım. Hancı ve çok değerli dostum Şeymus, iyi ki varsın diyorum. Çünkü bu güzel lezzetler senin sayende oldu. Şimdi ben malum bölgenin insanı olduğum için çoğu şeyi sizlerden önce tattım biliyorum ama sizlere bugün aktaracağımız o lezzetler arasında örneğin biz sadece Kars'a mahsus diye bildiğimiz ördek, üstelik portakallı ördek, Fransız yemeği diye bilinir ama çıktığı yer yine burası. Çünkü ördeğin kazın bol olduğu, kanatlı hayvanların çok iyi pişirildiği bir bölgedeyiz. Evet, mutfağımızdaki bu zenginlikler konusunda biraz da senden duymak istiyorum. Örneğin bana biraz ördek servisi yaparken nasıl pişiriyoruz önce onu anlatalım. Şimdi ustacığım, en başta şunu söyleyeyim. Sen bizim için, bu coğrafya için bir değersin. Sağ ol abi. Şimdi burası insanlığın sıfır noktasıdır. İlk insanoğlu yerleşik düzene, ilk tarım, ilk hayvan evcilleştirme bu topraklarda. Ve burada da Mezopotamya, Fırat ve Dicle'nin arasında olduğundan dolayı çok güçlü, verimsel bir toprağa sahibiz, doğaya sahibiz. İster istemez bu doğanın içinde ördeği var, kazı var, sülünü var, kekliği var, bıldırcını var, var da var. Ördeğin but uzun kısmından zamandır yemedim. Vereyim. Evet. Ördek de olmazsa olmaz bir de pilavımız var. Evet efendim. Burada duvaklı pilav. Bu duvaklı pilavın özelliği en başta Karacadağ pirincidir. Karacadağ Diyarbakır'ımızın yanı başındaki eski bir volkan. O civardaki, çünkü su rezervleri çok fazla olduğu için çeltik için, yani pirinç için çok önemli bir bölge. Ama lezzeti
ve içeriğindeki şeker oranı çok ama çok önemli. O yüzden ben kendi mutfağımdan tanırım. Karacadağ'ın pilavı, pirinç pilavı muhteşemdir. Şimdi ben bunu tadarken birazdan seni dinliyorum. Şimdi Karacadağ pirinci dediğiniz gibi magmatik laf taşların üzerinde yapılıyor. Bir de ekilen arazi 6 yılda bir ekebilirsiniz. Aynı araziye yani peş peşe ekemezsiniz. Bir de burada pirincimiz %50 oranda diğer pirinçlere göre şeker oranı azdır. Ve artı olarak da diğer pirinçler 1'e 2 su çekerken bizim Diyarbakır pirincimiz 1'e 3,5'la 4 arası su çekiyor. Yani şeker hastası rahatlıkla yiyebilir. Yani bizim pirincimiz buğdayla pirinç arasında bir pirinçtir. Ve bu Diyarbakır'a hastır. Ve bu coğrafyanın dışında bu pirince ulaşmanız biraz daha zor. Şeymus, muhteşem bir pirinç pilavı. Badem bu bölgenin. Burada evet yanındaki ördekle apayrı bir lezzet buluşması. Ördekle bu bölgenin çünkü biz ördeği son dönemlerde Kars'ta tanıdık ama size bir tüyo vereyim. Kars'ta şu anda ördek fiyatları çok uçtuğu için buradan gidiyor. Yani Diyarbakır'ın ördeğini Kars'ta yeme imkanınız var ama bunun da apayrı bir lezzeti var. Ve yaparken portakal koyuyorsun. Evet efendim. Niye koyduğumuzu anlatabilir miyiz portakalı? Şimdi portakal bırakırken bu tür kanatlı hayvanlar biraz yağlı olduğundan dolayı portakalın asitik yapısı en azından oradaki o yağı biraz da olsa düşürüyor efendim. Müthiş. Meftune. Şimdi meftune aslında bir yemek familyasıdır. Burada sezonuna göre meftunenin çeşitleri olur. Misalen bahar aylarında kengerden meftune yaparız. Yazın patlıcanıdır. Kışın da kurutulmuş zebzelerden bir de kabaktan yapıyoruz. Yani yeri geldiğinde belki balık çorbasını bile meftune sosundan yapıyoruz. Yani meftune dediğimiz burada sumakla sarımsağın bir araya geldiği zaman sahip olduğu zebzeye ve ürüne katığı rahiyadır. Ve o zaman araya giriyorum ben. Şimdi biz Siirt'te meftune yerine metfure deriz. Evet. Bizim bildiğimiz türlü, Türkiye'de genel olarak türlü deriz. Özellikle patlıcanın gündeme geldiği zaman da biberle ne diyeyim size patlıcan, biber, domates buluşur. Araya soğan koyarız. Bu türlü olur. Ama işin içinde demin dediğiniz gibi sarımsak girdiği zaman soğan, sarımsak ve bütün bu kış veya kışın kurutulmuşu yazın taze sebzeleri buluştuğunda muhteşem bir lezzet. Et koyarız bazen. Evet, kemik evet. Koyarız. Tabii ki. Parça et. Ama demin ilginç bir şey söyledim. Sosu çok önemli. Muhakkak. Yani burada meftuneyi olmazsa olmaz bizim sumağımızdır ve sarımsağımızdır. Ben bir parça alabilir miyim? Tabii ki efendim. Şimdi bu meftunenin ismi de kırçıklı meftunedir. 42. Evet, şimdi yemeklerin yeterli, hikaye... Yeterli, ama yeterli. Yani biliyorsun biz burada israfa karşıyız. En önemlisi o. Ben şu anda meftuneyi aldım. Pilavımın yanında tadına bakarken seni dinliyorum. Şimdi Coşkun abi, kırçık dediğimiz... Eskide imkansızlıklar sürecinde... Evde kullanmadığımız kumaş artıklarını parçalar, bunlardan yastık veya yorgan yapardık. Kilim de yapılırdı. Kilim de yapılırdı. Şimdi yaz zebzesi kuruttuğumuz zaman biraz sönüyor. Söndüğünden dolayı bunun ismi kırçıklı bırakmışlar. Tam böyle dönüm noktasındayız. Evet, evet. Yani yazı geride bıraktık. Evet. Kışı getirdik ama içindeki sebzeler arasında hem kurumuşlar var. Tabii ki. Hem de tazeler var. Yani şimdi burası gerçekten bereketli bir coğrafya olduğundan dolayı çok şanslıyız ve özellikle Diyarbakır yemekleri denildiği zaman biz tencere yemekleridir. Yani burada tencerenin yüzlerce binlerce çeşidini bulabilirsiniz. Ve özellikle bölgede kurutulmuş meyvelerdir, zebzelerdir. Bir de burada ekmeğimiz vardır. Şimdi ekmeklere gelince... Benim bildiğim bu
Tırnak pide. Evet, tırnak pide. Bunu aldım, bastım. Şöyle bir... Banacaksınız. Bandım. Evet. Bunun tadını aldım. Evet. Şimdi burada da ekmeğin binbir şeklini bulabilirsiniz. Bu yine mevcut sezona göre burada doğada yetişen bitki olur, ot olur. Veyahut yazın, kışın kuru baharatlardır, kurutulmuş otlardan da ekmeğe katarız. Mesela yanındaki ekmeğimiz bulgurlu ekmeğimizdir. Şu ekmeği aldım. Evet. Bu bulgurlu. Evet efendim. Bunu 15-16 saat bekletiriz. Kendisi mayalanır. Ve iç harcında da soğandır, baharatlardır. Yani ekmek, buğday aldığı baharata göre ve şekle göre isim alıyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Efendim biz bulguru önceden ıslatıyoruz. Yani bir gün boyunca bu hamurla beraber 16-17 saat beklemesi, mayalanması gerekiyor. Bunu bir de buraya koyuyorum. Evet. Evet. Soğanımızı güzelce kavuruyoruz. İçine baharatlarımızı. Ondan sonra birlikte yoğurup fırına atıyoruz. Yani etli ekmek yaparsın. Burası gerçekten ben Diyarbakırlı olmaktan ötürü kendimi çok şanslı hissediyorum. Burası kadim topraklardır. Tarihin, insanlığın topraklarıdır. Yani sanki yaşam burada Diyarbakır'da start almıştır. Bereketli ilal. Bereket. Bütün bu Mezopotamya'nın zenginlikleri ve ülkemizin en büyük zenginliği ve bunun içinde doğmak, büyümek bizim için ayrı bir şans. Evet. Şimdi biz buna pelur diyoruz. Hı hı. Şimdi pelur da... Biraz tadabilir miyim? Tabii ki efendim. Malum çok yedim. Yeterli. Şimdi pelur... İsraf yok. Burada bizim meyvelerden elde ettiğimiz şuruplardan yapılır. Yani biz bu şuruplara bekmez de diyebiliriz. Bekmez çeşitleri tut olsun, armut olsun, elma olsun, erik olsun değişiyor. Ve bunu nedir? Un ve nişastayla bağlıyoruz. Yani bir katalizör görevi görüyor. O zaman da sürece göre, mevsimine göre yani bu taze meyve de olur, kurutulmuş meyvelerle bunu tatlandırıyoruz. Olağanüstü. Şeker var mı ilave eden? Hayır. Sadece bunu ben üzüm bekmezinden kayısıdır, ekşi erik, olağanüstü. Cevizdir, kuru tuttur. Tazesi yendiği kadar kurutulmuşu yenir. Evet. Sonbahar o yüzden bu bölgede ciddi bir hazırlık dönemidir. Çünkü kıştan, o geçmişten kalan kış ürünleri yaza gelmeden tüketilir. Ama kış için hazırlıklar başlar. Etimizi kavurma yaparız. Tabii ki. Tuza bastırırız. Evet. Kıymamızı yaparız. Evet. Yağlarımızı yaparız. Sucuğumuzu yaparız. Pastırmamızı yaparız. Şimdi pastırma denildiği zaman sadece Kayseri veya Afyon algılanıyor. Şimdi bizim burada da hayvan midesine yaptığımız pastırma vardır. Bu Diyarbakır ama hiçbir yerde görmedim ben bunu. Coğrafyasına özeldir. Şimdi Diyarbakır'da evler inşa edildiği zaman mesela kuzey tarafına bu tür ürünleri asarız ki orada korunsun, muhafaza edilsin. Yani inşaatçı bile bir evi düzenlerken burada kileridir, efendime söyleyeyim. Kuyusudur. Havlusudur. Havlusundaki evet. O karpuzu koyduğumuz havuzcuktur. Evet. Yani her şey düşünülerek bu mimari de işlenir. Ama pastırma işlenir. Görmüyorum bu aralar. Niye yok? Efendim şimdi özel istem üzerine tabii bunu evde annelerimiz, bacılarımız hazırlıyor. Bütün bunları tanıtmak lazım. Tabii ki. Yani inanılmaz çeşitliliği olan bir mutfağın içindeyiz. Antep iyi gidiyor maşallah ama biz Diyarbakır'ımız kadar Siirt'i de, Batman'ı da, Mardin'i de, Urfa'yı da bütün bu bölgeyi bütün değerleriyle tanıtmamız lazım. Şimdi lezzet rotamızda başka yemeklerle buluşacağız. Çok zengin bir mutfağın karşısındayım. Bakın farkında mısınız bilmiyorum, tamamen bitiremedim. Bu arada küçük bir mesaj vereyim ne olur. Demin Şeyh'imizi de uyardım. İsraf olmasın. Az yiyelim, gözümüz doysun. Çünkü biz Güneydoğullar çok bonkörüz.
yemek yerken yürekten sunduğumuz için, o yüzden Halil İbrahim sofrası denir. Bir başka durakta buluşmak üzere devam ediyoruz. Diyarbakır'da tarihin eski dönemlerinden bugüne önemli bir yere sahip olan hayvancılık, bölge mutfağını da şekillendirmiştir. Kente özgün etli yemekler her öğünde karşımıza çıkar. Paçacıdayım. Diyarbakır'ın paçası çok meşhur. Biliyorsunuz Türkiye'nin her tarafında hem sabahın erken saatlerinde hem de gecenin geç saatlerinde paçacı, işkembeci bulma imkanımız var ama Diyarbakır'ınki çok özgündür. Ben burada ayak paça yiyeceğim, malum. Her kentimizin bir paçacısı vardır, bir işkembecisi var ama geleneksel olarak o eski sistemle kendi suyuyla saatlerce kaynatılıp yapılan bir paçadan bahsediyorum. Birazdan yiyeceğim. Size de tavsiye ederim. Of, ellerine sağlık. Sarımsaksız olmazsa olmaz. Sarımsak biliyorsunuz antibiyotik diyoruz. Soğan da üre dengesini sağlar ama ikisi de hayatımızda mutlaka olması gereken bir şey. Bu arada acı biber. Diyarbakır'ın acısı bambaşka. Tüm bu yemeklerin üzerine kadayıf yenmeden olmaz. Harika. Yani buranın özel lezzetleri malum. İşte burası Mezopotamya. Fıstığın, buğdayın en bereketli olduğu, en güzel şekerin çıktığı tatlar. Baklava var, kadayıf var. Ben kadayıf, bir burma kadayıf ama küçük bir şey istiyorum. O ince, ince burma. Aynen, ince bir tane burma istiyorum. İnce. Geldi. İşte burma kadayıfımız bu. Normal, çünkü gariptir. Mesela kadayıf bizde böyle olur. Suriye'den, Lübnan'dan, Mısır'a doğru gittiğinde irmikle yaparlar. Evet. Araya da şey koyarlar, peynir koyarlar. Diyarbakır'a gelip de burma kadayıf yemeyeni döverler diyorlar ama dövmezler, merak etmeyin. Diyarbakır, gönül insanlarının diyarı. Dedim ya, Karacadağ'ın bereketli topraklarında yetişmiş bereketli buğday. Yine bu komşu coğrafya, Urfa'dan, Antep'ten gelmiş fıstık. Olağanüstü ustaların ellerinden çıkıyor. Afiyet olsun. Müthiş. Kalabalık sofraların baş tacı yöresel yemekleri, koyu sohbetlere eşlik eden demli çayları, ayaküstü atıştırılan tescilli lezzetleri. Diyarbakır, tarihle gastronominin iç içe geçtiği bir kent. Ve sırada Diyarbakır'ın bir başka ünlü lezzeti, kaburga dolması var. Tabii Diyarbakır deyince olağanüstü zengin bir mutfağı var ama o mutfak içinde olmazsa olmazlarımdan biri de kaburga, Diyarbakır'ın kaburgası. Ama orijin Lice ve Diyarbakır'ın o meşhur Selim Usta'nın kaburgasını yemeden buradan ayrılamıyorum. Çünkü iki günden beri buradayım. Vallahi her türlü yemeği yedim ama dedim ya, kaburgacı Selim amcamızın, bizim o 80'li yıllarda tanıştığımız ve geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz o ustamızın hünerli ustalarıyla beraber yapmış olduğu bir ev yemeğinin halen belki de Türkiye'de ilk örneğidir. Bir ev yemeğinin burada bir restoranda sunum hali. Tabii ki salt kaburga değil. Buranın meşhur mumbarı var. Haşlama içli köftesi var. Salataları, yoğurtlu. Buraya ayran aşı mı diyoruz biz, buna başka bir şey mi diyoruz? Biz mehir diyoruz. Siz mehir diyorsunuz. Evet. Her bölgede değişiyor. 80'lerde birdenbire Selim amcamız meşhur oldu bizim. Evet. Yani evet. Çok değerli 80'li, bir yemek. Evet. Lice kökenli bir değil mi bu Lice yemek? Lice'lidir, evet. Selim amca Lice'lidir. Ama bugüne kadar maşallah devam ettirdiniz bu kaliteyi. Artı kaburganın dışında bir de mumbarımız mumbar var. Dolması, bağırsak dolması. Köfte, evet. İçinde bulgur veya pirinç, yarma. Pirinç, kıyma, bir de baharatlar var. Pirinç var değil mi? Evet, pirinç var. Pirinç, bu Karacadağ'ın pirinci. Yani evet, bizim Karacadağ pirinci. Kaburganın içine koyduğumuz pirinç. Kaburganın içine koyduğumuz pirinç. Aynı pirinç. Pirincin aynısı, evet. Bir de haşlama içli köftemiz köfte, var. İçli köfte, evet. Bu iç harcı hazırlanıyor. Evet. Ne güzel böyle tane tane oluyor. Önce pişiriyoruz iç pilavımızı, böyle %70 falan. Ondan tane tane olması evet, lazım. Ondan sonra böyle biraz soğutuyoruz. Soğuduktan sonra baharatlarını veriyoruz. Etimizi hazırlıyoruz.
Ondan sonra dolduruyoruz. Bu kaburganın özelliği, çünkü arada bir yer, bir cep gibi bir şey açılıyor içine. Evet. Pirincin yani harcını koyuyoruz. Evet, önce dikiyoruz etrafını, sonra böyle içini açıyoruz. Pilavın pirincimizi dolduruyoruz. Tekrar o açtığımız yerden dikiyoruz. Ondan sonra bırakıyoruz tencereye. Toz, biber, tuz döküyoruz. Pişmesindeki en büyük özellik benim bildiğim kadarıyla buharda pişiyor. Evet, buharda pişiyor. Yani şu anda meşhur bir air fryer olayı var ya, buharda yemek pişirme. Yani bunun dünyadaki belki en güzel örneklerinden biri Diyarbakır'da bu bölgede yapılan kaburga dolması. Çünkü buharda pişmesi apayrı bir lezzet veriyor. Uzun süreli pişiyor. Evet. Pirinç pilavının tane tane olması lazım. Evet. Etin de ilme ilme o kaburga çünkü çok lezzetli kemikten bir et. Kemikten ayrılması lazım. Aynen. Evet. Birazdan tadalım bakalım. Şimdi ben bunları tatmaya başlıyorum. Tekrar tekrar ellerinize sağlık. Sağ olun, var olun. Bu meşhur kuzunun kaburgası. Önce bir lokmam alayım. Müthiş bir lezzet. Kuzu ne bölge? Hangi bölgenin kuzusu? Kuzunun böyle kol kısmı, kol tarafı var. Hangi, hangi bölgenin? Diyarbakır bölgesi mi? Kuzu yoksa... Diyarbakır bölgesi tabii. Diyarbakır'ın, evet. Yani Karacadağ'ın pirinci. Evet, Karacadağ'ın pirinci ve kuzuları da aynı zamanda oradan geliyor. Yani o öyle organik kuzuları da oradan geliyor. Çok güzel yani kuzular. Yani içindeki kekikle beraber, yani koyduğunuz kekikle beraber bayağı dalların kekini de hissedebiliyoruz ette. Evet. Çok lezzetli. Reyhanı olsun. Reyhanı. Reyhanımız da Lice'den geliyor. Biraz da mumbardan tadıyorum. Mumbar geleneksel, Orta Asya'dan Anadolu'ya kadar uzanan bir yemek. Bağırsak dolması. İçli köftenin tadını alalım. Ona da bakarım. Mumbar bazı bölgelerde bulgur yaparlar. Bazı yerlerde yarmayla yaparlar. Sizde pirinç pilavı yine. Evet, pirinç pilavı. Gerçekten muhteşem bir lezzet. İçli köfte. Evet hocam. Haşlanmış içli köfte. Harcında ne var bunun? Kuru soğan, kıyma. Yani çoğunluk dikkat edersen kıymadır yani soğan falan. Evet. Öyle baharatlar, reyhan, pul biber, karabiber. Reyhan da çok kullanılıyor. Evet, reyhan biz çok. Yani içli köftede de, kaburga dolmasında da. Ama inanılmaz ince. Evet. Bunu kadınlar mı açıyor yoksa sizler mi? Valla ben açıyorum. Ya bu inceliği tutturmak bayağı, ben de evde açmaya kalkıyordum. Rahmetli annem öğretmişti ama tutturamadığım için başka yöntemler yapıyordum. Evet, sizin içli köfteniz de Siirt tarafının güzeldir. Evet hocam. Ama olağanüstü lezzetler. Ellerinize sağlık. Afiyet, şifa olsun. Gerçekten. Evet, şu anda bizim lezzet rotamızda Selim amca, kaburgacı Selim amca huzur içinde yatsın. Onun o güzel emanetinin bulunduğu mekandayız. Korkunç güzel bir mutfak. Normal orta düzey bir insanın bile çok rahat ayda bir iki kere yemek yiyeceği bir yer. Evet, burada size veda ediyorum. Çünkü bizim lezzet rotalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. Daha önümüzde iller var. Afiyet olsun diyorum. Kuşaklar arası devam eden ustalık geleneği sayesinde Diyarbakır mutfağında lezzetler geçmişten bugüne bozulmadan korunuyor. Tarihi ve gastronomisiyle öne çıkan kent ziyaretçilerini bekliyor.